İyi akşamlar. Medyaskop TV'nin 143. açık oturumuna hoş geldiniz. Seçimden önceki son açık oturumu yapıyoruz bu akşam. Konuklarımız stüdyoda, sağımda gazeteci Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen solumda Konsensus Araştırma Şirketi'nin başkanı Murat Sarı oturuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onun solunda doçent doktor Murat Somer oturuyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Skype'tan da bize Suat Kınıklıoğlu katılıyor. Stockholm'den kendisi 23. dönem milletvekili. Siz de hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk Selahattin Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Efendim her açık oturum öncesi gibi bir kısa künyemiz var. Onu söyleyelim, hatırlatalım izleyicilerimize ve konuklarımıza. Evet, Türkiye 24 Haziran'da bir erken genel seçime ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna gidiyor. 3 gün kaldı. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi bu ilk turda netleşmezse 8 Temmuz'da seçimin ikinci turu yapılacak. Gelecek sene 31 Mart'ta da bir yerel seçim normal olarak bekliyor Türkiye'yi. Türkiye bu seçimlere olağanüstü hal rejimi altında gidiyor. Hatırlarsanız 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra 21 Temmuz 2016'da ilan edilmişti olağanüstü hal. O günden bu yana tam 1 yıl 11 ay 19 gündür bugün itibariyle olağanüstü hal rejimi altında yönetiliyor Türkiye. Seçimlere de bu olağanüstü hal rejimi altında gidecek. Efendim bugün itibariyle dolar kuru 4 lira 73 kuruş, euro kuru 5 lira 49 kuruş, benzinin litresi 6 lira 24 kuruş, mazotun litresi 5 lira 66 kuruş. İki yeni kur girdi söylemimize. Efendim patates kuru 6 lira kilosu, soğan kuru efendim 6,5 lira kilosu. Gösterge faizi ülkede %19,39, enflasyon Mayıs ayı itibariyle TÜFE'de 12,15, üretici fiyatlarında %20, dış borcu ise memleketin Mehmet Şimşek'in yani Başbakan Yardımcısının açıklamasına göre 453 milyar dolar. Böyle bir kısa künyesi var seçimden 3 gün önce Türkiye Cumhuriyeti'nin. Konuklarım, stüdyodaki konuklarım izin verirse ilk sözü Suat Kınıklıoğlu'na vermek istiyorum. Çünkü kendisi aramızda hepimizden önce seçimle tanışan kişi, Stockholm'de oyunu kullandı. Ben bir şey söyleyebilir miyim künye ile ilgili? 4.76'ya çıkmış. Siz şey yapalım. Yani 3 kuruşlardan. 4.76 olarak dolar kurunu düzeltiyoruz. Suat Bey, dediğim gibi hepimizden önce siz oy kullandınız Stockholm'de. Nerede oy kullandınız? Orada ne kadar seçmen var? İsveç'te ya da Stockholm'de ne kadar Türkiye'li seçmen var? Oradaki izlenimleriniz nedir? Kısaca bir onu alsak önce. Tabii biz geçen hafta sonu 16-17 galiba Haziran'da oyumuzu kullandık. Hı hı. Burada 38 bin civarında seçmen var. Gayet düzenli, tertipli, hiçbir problemin yaşanmadığı, gayet profesyonelce bu iki gündür Belçika'da filan duyduğumuz şeylerin tam aksine oldukça düzenli ve tertipli bir seçim organizasyonu altında verdik. Burada tabii Kürt kökenli, Süryani kökenli vatandaşlarımız çoğunlukta 70'li yıllarda, 80'li yıllarda gelmişler. Ama gayet medeni, demokratik bir hava içerisinde verildi. Umarım Türkiye'de de aynı şekilde bu seçim normal demokratik şartlarda oluşur. Her ne kadar son 1-2 gündür özellikle bugün ortaya çıkan bazı şeyleri gördükçe oldukça endişeli olduğumu belirtmeliyim ama burada yani benim görebildiğim kadarıyla sosyal medyadan özellikle yurt dışındaki oy verme işlemi birazcık oradaki büyük elçilerin veya oradaki sivil toplum örgütlerinin ne kadar bu büyük elçiler ve diplomasi üzerinde etkili olmasıyla da biraz alakalı cereyan ediyor. Burada çok düzenli ve düzgün bir seçim atmosferi vardı. Biz de oyumuzu verdik. İnşallah hayırlı olur. Peki.
Şimdi efendim şöyle ilerleyelim istiyorum. Kabaca iki bölüme ayırmak istiyorum açık oturumu. Arada benim de sorularım olacak ama sizin de ola ki ben sormam. Saptamalarınızı lütfen ilave ediniz. Bizi izleyenler de, sizi izleyenler de seçimlerden 3 gün önce bir fotoğraf görsünler, bir seçim fotoğrafı görsünler. Türkiye nasıl bir seçime gidiyor onu görsünler. İlk bölümde sırasıyla şunu cevaplamanızı isteyeceğim. Adaylar belli. İşte Cumhur İttifakı adı altında Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. CHP'nin adayı Muharrem İnce. Halkların Demokratik Partisi cezaevinde tutuklu bulunan halen eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı aday göstermişti. İyi Parti Meral Akşener'le, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'yla, Vatan Partisi Doğu Perinçek'le bu Cumhurbaşkanlığı seçimine katılıyor. Cumhur İttifakı'nın karşısında da CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan bir Millet İttifakı var. Şu ana kadar izlediğiniz seçim sattığı halini, Cumhurbaşkanı adaylarının, siyasi parti genel başkanlarının vaatlerini duyduğunuz ilk izlenimlerinizi almak istiyorum. Kim ne dedi, kim sizin için inandırıcıydı, kim değildi? Kadri Gürsel'le başlayalım. Seçimin adayları ve söylediklerine gelmeden önce bu seçimin genel niteliği hakkında bir iki çift, yani birkaç kelam etmek lazım. Çünkü seçilmiş bir iktidar altındaki Türkiye'de yaşanan en antidemokratik seçim olacaktır bu. Seçilmiş bir iktidar altındaki en antidemokratik seçim. Daha önce böyle bir şey görülmedi Türkiye'de. O hal altındayız. Bu seçimler ne adil, ne özgür, ne de güvenli. Adil ve özgür olmadığını tartıştık ama ittifak yasasıyla beraber de güvenli seçim olması ihtimali de ortadan kalktı. Dolayısıyla had safhada bir güvensizlik havası hakim. Buna rağmen ben Türkiye halkını çok takdir ediyorum. Gerçekten gösterdikleri demokratik olgunluk ve erdem karşısında saygıyla eğiliyorum. Niye böyle yapıyorum? Çünkü bütün bunlara rağmen seçimi boykot etme eğilimi içine girmediler, demokrasiye inançsızlık göstermediler ve bu sayede bu seçimi gerçek bir seçim haline getirdiler ve demokratik yollardan iktidarın Türkiye'de değişebileceğine güvenleri olduğunu teyit ettiler. Bu çok önemli bir şey. İktidarın bunu iyi görmesi lazım. Bu gerçeği doğru değerlendirmesi lazım. Bu bence Türkiye halkının yaşadığı parlamenter demokrasi ya da parlamenter rejim, çok partili rejim deneyimi ve bütün bu reform süreçleri 19. yüzyıldan başlayarak bugüne gelen süreçlerin neticesinde bu bölgedeki diğer halklarla, özellikle güneyimiz, doğumuz ve kuzeyimizle kıyaslıyorum, kıyaslanamayacak kadar üstün seviyede ve nitelikli bir demokratik ve demokrasi bilincine sahip olduğunu bence gösteriyor. Yani ben bütün ezberlerimizi gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu 24 Haziran seçimlerinin ben bu açıdan bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. Benim açımdan hemen süremi buna ayırdım ama iki çok... Yani şöyle, iktidar elinde tuttuğu bütün medya organları, propaganda aygıtları vesaireye rağmen bunların içini dolduramadığı için içerikle, bir gelecek vizyonuyla, vaatle, çözüm önerileriyle dolduramadığı için atıl kaldı. Yani neticede bunlar medya organları ve propaganda araçları olarak kullanıldı. Sadece dezenformasyon aygıtları olarak kullanabildi ve o dezenformasyonun da tabii bir yere kadar etkisi var. Muhalefet ise özellikle önce Muharrem İnce'yi, daha sonra Meral Akşener'i adlarını zikretmek istiyorum. Burada Türkiye'nin felaket niteliğinde olan sorunları hususunda bir umut ve güven aşılayabildiler diye düşünüyorum. Yoksa bu özellikle Muharrem İnce'deki konsolidasyon ve toparlanma, etrafındaki o oy artışı, onun ismi altında son birkaç hafta içinde gördüğümüz yükselme gerçekleşemez. Ekonomi, eğitim, yargı sorunu, yani özellikle ekonomi, işsizlik,
işsizlik, sanayi yatırımlarının Türkiye'de son 16 yıldır yani AKP iktidarından bu yana sanayi yatırımlarının neredeyse tamamen ihmal edilmiş olması ve istihdama dönük istihdam sağlayan yatırımların ihmal edilmiş olması bence çok iyi kullandı. Ve meydanları kıyasladığınız zaman coşku, ilgi, karşılıklı etkileşim vesaire muhalefet meydanlarındaydı. Bu arada HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da içeriden yürüttüğü kampanya bence başarılı bir kampanyadır. CHP ve sol seçmenin HDP ile olan dayanışması da yine başta konuşmamın başında söylediğim demokrasi kültürü ve bu çerçevedeki dayanışmasına emsal oluşturan saygıdeğer bir davranış. Bu da çok rahatsız ediyor tabii. Şimdilik bunları söyleyeyim. Tamam. Diğer konuşmacılara da zaman bırakalım. Murat Bey. Ben de aynı yerden... Tamam, evet. Devam edin, siz devam edin. Tamam. Evet. İki tane Murat olduğu için... Pardon. Lütfen hocam. Lütfen buyurun. Devam edin hocam. Belki ben de biraz daha Kadri Bey'in söylediği yerden devam edeceğim. Diğer Murat Bey herhalde daha farklı veriler bize verecektir diye düşünüyorum. O açıdan belki de iyi olacak. Ben de yani bu seçimin gerçekten bir hem demokrasiye sahip çıkma seçimi olduğunu hem de Türkiye'de hem iktidarın tabanını oluşturan insanlar açısından hem de muhalefet destekleyen insanlar açısından bir tür özneleşme seçimi olduğunu düşünüyorum. Özne olma yani vatandaş olma, Cumhuriyet boyunca gerçekleştirilmeye çalışılan vatandaş olma projesinin tabii eksikliklerini hepimiz biliyoruz. Belki onun halkın kendi inisiyatifiyle yeni bir aşamaya gelmesi, gerçekleşmesi açısından bir noktaya geldiğimiz bir seçim bu diye düşünüyorum. Dış basının bakışında da gerçekleşen değişiklik aslında bir mesafe kat edildiğini gösteriyor. Çünkü ilk başta biliyorsunuz dış basın seçimin galibinin zaten baştan belli olduğu varsayımıyla hareket etmişti. Böyle yorumlarda bulunmuştu. Fakat şu anda bunun değişmiş olduğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin Rusya gibi demokrasi geleneği bizden daha geri olan ya da başka örnekler de verilebilir. Örneklerden farklı olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye gerçek siyasal bütün eksikliklerine rağmen, aksaklıklarına rağmen gerçek siyasal partilerin olduğu, bir takım demokratik geleneklerin oturmuş olduğu, yakın zamana kadar örneğin biz seçimlerin sonuçları belli olduğu zaman bunu hükümet kabul eder mi etmez mi bunu düşünmüyorduk bile. Elbette ki hükümetler değişir, halk isterse seçimin sonucuna göre hükümetler değişir. Burada bir takım kuşkular ortaya tabii Türkiye'de bir güvensizlik var, seçimin güvenliğiyle ilgili güvensizlik var. Fakat öte yandan da burada toplumun kendisinin bu güvenliğe sahip çıkma iradesinin oluşması gerekiyor. Çünkü geçmişte biz bu konuda bazı kurumlara güvendik. Bir kesim belki orduya güvendi. 1950'de siyasal elitlerin vardığı bir anlaşma sonucunda bir takım kurumlar bütün eksikliklerine rağmen Türkiye'de kurulmuştu. Yüksek Seçim Kurulu örneğin burada hakim teminatı, Yüksek Seçim Kurulu tarafsız davranacak. Devlet görevlilerinin valisinden kaymakama kadar belli bir tarafsızlık içerisinde seçim döneminde davranacakları. Bunlar bizim sorgulamadığımız, güvendiğimiz şeylerdi ama bu konularda kuşkular uyanmış durumda. Ve geçmişte biz ne zaman belki bu konuda bir olgunluk noktasına gelmeye yaklaştıysak bunlar nasıl kesildi? Bir, tabii askeri darbelerle kesildi. Yani bizim demokratikleşme, özneleşme, vatandaşma süreçlerimiz askeri darbelerle kesildi. Bunun yanında bir de biz şu konuda belki Kürt sorununa da gireceğiz. Ötekinin yani kendi mahallemizin, kendi özdeşleştiğimiz grupların dışındaki insanların haklarına çıkmak. Yani demokrasi dediğimiz zaman onların da bizimle eşit haklara sahip olduğu noktasına toplumun çoğunluğu gelemedi. Şimdi bugünkü seçimlere baktığımız zaman iki farklı halk kesiminin belki bazı kabullerini sorgulaması gerektiği ve kendi iradesini, kendi kaderini kendi eline alması gerektiği bir noktaya gelmiş durumdayız. Yani
iktidar açısından, tabanı açısından baktığımızda da bu böyle. Çünkü burada da biliyorsunuz büyük bir kesim için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermiş olan kesim için kaderini bir yerde güvendiği, kutsallaştırdığı, güvendiği bir lidere teslim etme durumu vardı Türkiye'de. Büyük bir umut bağlandı. Bu lidere destek vermek yoluyla gerçekten durumlarının iyileşeceği, refaha ulaşacakları, demokrasinin gelişeceğine dair büyük umutlar vardı. Kürtler açısından bu tür umutlar vardı. Fakat bu konuda o kesim içerisinde de şu anda büyük bir tabii sorgulama, bir soru işaretinin doğmuş olması zaten insanların vücut dillerinden, arada bir yazılanlardan, çizilenlerden, söylenenlerden veya meydanlardaki sükunetten anlaşılıyor. Fakat bunun oy davranışına yansıyıp yansımayacağını henüz bilmiyoruz. Fakat yansımasa bile böyle bir sorgulamanın olması bir sürecin başladığı anlamına gelmiştir. Muhalefeti destek veren Türkiye'de taban açısından baktığımız zaman da büyük bir şöyle bir güvensizlik vardı biliyorsunuz uzun süredir. Ne yaparsak yapalım ya da bizim desteklediğimiz partiler ne yaparlarsa yapsınlar bir şekilde iktidar bir yolunu bulup seçimleri kazanacaktır. Dolayısıyla biz kendi kaderimizi, refahımızı, eşitliğimizi, haklarımızı kendi seçimlerimizle koruyamayız, buna sahip çıkamayız gibi bir ümitsizlik söz konusuydu. Bu tabii demokrasi açısından son derece kötüydü. Bu seçimde aslında muhalefet birkaç şeyi doğru yapmakla bu konuda büyük bir fark yarattı. Yani seçim sonuçları açısından büyük bir belirsizlik olan bir seçime giriyoruz. Yani seçim sonuçlarının da ben hiç tahmin edilmeyen değişiklikler olabileceğini düşünüyorum ama olmayabilir. Öte yandan seçim sonrası ile ilgili tabii soru işaretleri ve belirsizlikler var. Ona biraz daha gelelim. İki cümle. Ama ne olursa olsun şöyle bitireyim. Ne olursa olsun. Bu yaratım, muhalefetin doğru yaptıklarıyla pozitif mesaj vermesi, ortak hareket edebilmesi, bazı ilkeler üzerinde birleşebilmesi, liderlerin bir diyalog oluşturabilmesi, karizmatik liderler ortaya çıkarmış olmaları ve Muharrem İnce başta olmak üzere işte Meral Akşener, zaten Selahattin Demirtaş da karizmatik bir lider. Onların meydanlarda ve seçmenlerde yarattığı heyecan, uzun vadeli yani bu seçimlerin sonucuna hemen yansıyabilir, yansıyacağını düşünüyorum ben. Ama yansımasa bile bu çok önemli bir gelişme olduğunu ben düşünüyorum. Peki. Şimdi efendim Murat Sarı ile devam edelim. Dediğim gibi yayının başında kendisi Konsensus Araştırma Şirketi'nin başkanı. Seçim tahminini bilahare ikinci bölümde soracağım kendisine. Ama şunu da hatırlatalım. Son yaptıkları 20 Haziran 2018 tarihli araştırmayı Kadıköy 15. Noterliği'nde onaylatmışlar. Evet. Bir de mesajınız vardı dün bugün zannediyorum. Bizim adımıza yapılan işte sonuç budur açıklamaları doğru değildir. Biz henüz açıklama yapmadınız dediniz. Soru gene aynı soru. Bu seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimler öne çıktı? Ne oldu? Bir de şuna bir cevap verin. Şöyle de bir değerlendirme var. Bu seçim seçmenin en çok iltifat ettiği seçim olacak, en çok katılımı olacağı seçim olacak deniyor. Doğru mu? Şimdiki yüksek katılım olacağı doğrudur. Yani biz de öyle tahmin ediyoruz. Yani geçen seçim de çok yüksekti gerçi. Yani bir önceki Türkiye içi şeyi %87 idi. Bu bir Avrupa rekoru zaten. Hatta 87'den üstüne çıkar mı bu seçim? Çıkma olasılığı var. Çıkma olasılığı var. Ama yani eğer siz burada yanlış adaylarla yola çıksaydınız, özellikle muhalefet için söylüyorum, işte 2010'daki gibi %74'te kalırdı katılım. Sonuçta orada muhalefet çok seçmenin çok büyük bir protesto gösterisinde bulundu. Şimdi bir baktığımız zaman bu seçimin dinamikleri neler? Bu seçimin en önemli dinamiği, bir numaralı dinamiği ekonomi. Şimdi bakın. İktidar bir taraftan diyor ki terör, biz terörü şöyle çözeceğiz, böyle çözeceğiz, işte şu Kandil'den alacağız, getireceğiz. Hatta yakalandıklarını söylüyorlar, bilmiyorum ne derece doğru, Anadolu Ajansı'nın haberi. Muhalefet de diyor ki demokrasi. Demokrasi şart, işte demokrasiyle yürümemiz lazım, adalet olması lazım. Yani şimdi bunların hepsi
vatandaş için soyut kavramlar. Evet, çok önemli. Ve maalesef ki neden demokrasinin olması gerektiğini, neden adaletin olması gerektiğini bir taraftan muhalefet, öbür taraftan da neden terörün durdurulması gerektiğini öbür taraftan da şey çok net anlatabilmiş değil vatandaş. Çünkü vatandaş şu anda geçim sıkıntısı çekiyor. Her 10 evden 7'sinde geçim sıkıntısı var. Ayın başında evimin kirasını ödeyebilecek miyim korkusu var. Veya mortgage'imin işte o ev satın aldılar ya, onun taksitini ödeyebilecek miyim sıkıntısı var. Şimdi siz bunları nasıl çözeceksiniz? İktidar şunun vaadini veremiyor. Ya ben şöyle çözeceğim. Çözseydim bugüne kadar diyor muhalefet. Karşısına getiriyor. Yani bu hale getirmeseydin diyor. Öbür taraftan muhalefetin söylemleri var bununla ilgili. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bizim çok yakın geçmişte bitmiş, 15 gün evvel bitmiş çalışmamızda sizin için hayatınızı etkileyen en önemli 3 sorun nedir diye sormuşuz. Bir sene evvel PKK terörü birinci sıradaydı. Bu çalışmada 5-6'ya inmiş vaziyette. Birinci sırada bugün hayat pahalılığı, enflasyon, geçim sıkıntısı var. İkinci sırada işsizlik var. Üçüncü sırada gelir dağılımındaki eşitsizlik var. Bunların üçü de majör, Türkiye'nin şu andaki önünde duran ve seçimin çözmesini beklediği, Türk seçmeninin seçimin çözmesini beklediği sorunlar. Şimdi hangisi daha inandırıcı olacaktır bu konuda? Şimdi iktidarın çok fazla inandırıcı olma gibi bir durumu yok. Çünkü bu duruma içinde bulunduğumuz bu duruma düşme onların yönetiminde oldu. Muhalefet bu konuda haklı. Muhalefet de öbür taraftan palyatif çözümler sunuyor. Esasında çok da şey değil. İşte iki kere 1500 lira maaş vereceğiz. İşte efendim söyleyeyim, öğrenciye şu kadar para vereceğiz, şuna böyle vereceğiz. İşsizliği nasıl kaldıracaksınız ortada? Bu dünyada bunun her seçimden evvel bütün gelişmiş Batı demokrasilerinde işsizlik bölümü vardır seçim beyannamelerinde, bütün siyasi partilerin. Nasıl kaldıracaksınız efendim işsizliği? Bugün üniversiteden mezun olan bir genç yaklaşık 5,5 sene sonra ortalamasını söylüyorum. 5,5 sene sonra işe girebiliyor Türkiye'de. Siz bunu nasıl gitmiş, okumuş, etmiş, iyi kötü bir üniversiteden mezun olmuş ve işe girmek için 5,5 sene ortalama beklemek mecburiyetinde. Siz bunu nasıl kaldıracaksınız? Bir sürü şirket şu anda iflas pozisyonunda. Küçük esnaftan bahsediyorum. Bu yetmezmiş gibi üzerlerine vergi yükü biniyor. Satış yapamıyor. Her ay bir vergi yükü biniyor üzerlerine. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? İnsanların kredi kartı ile ilgili bunu da söylemek istiyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin beyannamesinin içinde bu var. Kredi kartı ile ilgili büyük sorunları var. Almışlar, kullanmışlar. Çok kötü bir ekonomik süreç geçiyor ülkede ve ödeyemiyorlar. Nasıl yardımcı olacaksınız? Bunu anlatmakta çok zorlanıyorlar işin açıkçası. Ve seçmen ortada. Kime inanacağım? Bakın Muharrem İnce çok ciddi bir çıkış yaptı. Yani partisinin oyunu çok çok üzerinde bir oylan şu anda yürüyor. Bayağı da emin adımlarla yürüyor. Ve inandırıcılığı olan bir lider. Niye biliyor musunuz? İlk defa kampanya yapıyor. Vatandaş birine zaten inanmak istiyor ve bu bir öğretmen. Bakın ilk defa kampanya yapıyor, bunun avantajını kullanıyor. İnandırıcılığının yüksek olması açısından sorunuzun cevabı herhalde burada saklı. Ki soruyoruz, inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz, hangisine daha fazla inanıyorsunuz? En fazla inanılan lider şu anda. Bir baktığınız zaman. Öbür taraftan başka bir gerçeklik daha var. Bizim yine bu 10 gün evvel yaptığımız yine seçimlere dair stratejik bir çalışmaydı bu. Siz hangi cumhurbaşkanı adayına kesinlikle oy vermezsiniz diye sorduk. Yani kesinliklerinin altını çizerek şey yapıyorum. Birinci sırada 52 ile Selahattin Demirtaş var. İkinci sırada %47 ile Recep Tayyip Erdoğan var. Ondan sonra üçüncü sırada Muharrem İnce var %33'ten. Yani
Recep Tayyip Erdoğan eğer bu seçim ikinci tura kalırsa %53'ten aşağıya veya yukarıya çıkmaya çalışacak. Hı-hı. Yukarı çıkması biraz zor gözüküyor. Hı-hı. Kesinlikle oy vermem diyor. Yani maksimum %53'e kadar çıkabilecek. Muharrem İnce'nin %64'lük bir potansiyeli var önünde. O arada çakışan bölüm mü kim kendine doğru getirirse ikisini topladığınız zaman yüzü geçiyor. %110'a falan geliyor. O %10'luk kesim eğer ikinci tura kalırsa seçimin sonucunu belirleyecek. Burada ikinci tura kalması demek bu seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin muhalefetin avantajı eline geçirmesi demek. Suat Bey, evet. Aynı soru siz yakından izliyorsunuz her ne kadar yurt dışında yaşıyor olsanız da Türkiye'deki seçimleri ve eski bir parlamentersiniz. Oradan evet. Nasıl göründü bu seçim süreci? Kim öne çıktı, kim geriye düştü? Şimdi şöyle, bu seçimdeki birkaç şeyi bir altını çizmek lazım. Bu seçimlerin birçok olumlu pozitif yanı var. Bir de çok olumsuz tarafları var. Olumsuz taraflarını Kadri Gürsel güzel ifade etti. Bu muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en adaletsiz, en özgür olmayan şartları gerçekleşen bir seçim. Ve ilginçtir, iktidarın bu durumla ilgili hiçbir şekilde bir utanç duyduğunu veya bu konudan rahatsız olduğunu hiçbir şekilde hissetmiyoruz. İkincisi, özellikle Muharrem İnce ve Meral Akşener'in, Temel Karamanoğlu'nu da mutlaka unutmamak lazım, çok iyi bir kampanya yürütüyorlar. Yeni bir nesil siyasi liderlerin sahneye çıkışını Meral Akşener, Türkiye'deki ülkücü kanadının lideri olacak, öyle gözüküyor. Muharrem İnce'nin bu seçimde Cumhurbaşkanı seçilmezse sonraki siyasi serüveni nasıl gelişir bilemiyorum ama Muharrem İnce bundan sonra Türk siyasetinde bir oyuncu olacak, orası kesin. Temel Karamanlıoğlu ve Saadet Partisi özellikle bu seçim sonucunda AK Parti'nin oyları düşer veya orada bir ciddi bir çatırdama olur veya seçim kaybedilirse muhtemelen Türkiye'deki muhafazakar kitlenin ana adresi olmaya aday bir yer. Şimdi bir bunu tespit etmek lazım bir. İkincisi, ben bu seçim sonucunda Tayyip Erdoğan seçimi kazansın veya kaybetsin, ne olursa olsun çok önemli bir gözlem, yani bunu çok orijinal değil ama sanırım bunu birçok kişi görüyor ama ben de bunu ifade duyuyorum. Kalkınma Partisi'nin hikayesi sona erdi. Yani anlatacak bir hikaye kalmadı. 16 yılın sonunda gelinen yorgun, tamamen artık bir kişiye ve onun etrafındaki bir network'e dayalı, neredeyse bir siyasi parti kimliğinin dışında tamamen bir kişiye hizmet eden bir örgütlenme modeline geçtiler. Ama bir hikaye kaldı. Yorgunluk, geleceğe dair, geleceğe yönelik bir umut, vaat verebilecekleri bir şey kalmadı. Bunun aksine özellikle Muharrem İnce kişiliğinde Meral Akşener'in cesareti ortaya çıkması, bunu unutmamak lazım, İyi Parti'yi kurması. Temel Karamanlıoğlu'nu bence çok bahsetmiyoruz ama çok kritik. Özellikle kendisine muhtemelen ve partisine teklif edilenler, vaat edilenler göz önüne alınırsa çok prensipli, çok tutarlı bir duruş sergileyerek Millet İttifakı hakkında yer alması. Ben gelecek adına şöyle umutluyum. 8 Temmuz'da ki ikinci tura kalacağına inanıyorum bu seçimin. 8 Temmuz'da eğer Muharrem İnce ve Meral Akşener hangisi ikinci tura kalırsa kazanırsa Türkiye'de bir yeni dönemin açılma konusunda hiçbir şüphe yok. Fakat kaybetseler bile şu veya bu şekilde ama o hal ama bittim usulsüzlükler ama hakkaniyetle bir şekilde kaybederlerse ben yine de Türkiye'de sonun başlangıcını gördüğümüzü düşünüyorum. Yani benim açımdan 24 Haziran seçimi kampanyası Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sonunun başlangıcıdır. Artık bir anlatacak bir hikayesi olmayan, yorgun,
yolsuzluğa bulaşmış, liderinin de çok yorulduğu artık çok alenen belli kampanyadaki gaflardan, konuşmalardan. Bu jenerasyonun tasfiyesinin başlangıcını görüyoruz. Buna Devlet Bahçeli'yi de eklemek lazım. Dün mesela televizyonda bu millet kıraathanelerinin Muharrem İnce'nin bir vaadi olduğunu zannederek yaptığı konuşmaya bakarsanız. Ben o anlamda ümitliyim. Tabii ki bir yandan çok endişeliyim. Çünkü seçimin güvenliği, seçimin maalesef Türkiye'de var olan ve kazanılmış olan bu demokratik geleneğimizin son birkaç yılda, özellikle ben 2014 Ankara seçiminde bunu birebir yaşadım Mansur Yavaş kampanyasında. Milli iradeyi bu kadar kutsayan ve milli iradeye bu kadar vurgu yapan bir siyasi aktörün seçimleri bu kadar hakkaniyetin dışında, adaletin dışında, özgür bir ortamda cereyan etmesine, müsaade etmemesine, bu ittifak işine girilmesinin, Milliyetçi Hareket Partisi'yle ittifaka girilip, daha sonra muhalefetin sağduyusu, öngörüsüyle bu oyun bozuldu ama yine de hep şunu görüyoruz, sürekli oyunun kurallarını ve oyunun kurallarını bir sonraki seçimde daha da ağırlaştıran, bu seçimde biliyorsunuz o hal söz konusu, sandıkların taşınması, mühürsüz tutanakların kabul edilmesi, mühürsüz oyların kabul edilmesi vesaire, bir sürü demokratik şartları zorlayan ve yurttaş olarak bizlerin bu seçimin hakkaniyet ve adalet içerisinde geçeceğine olan inancımızı zedeleyen bir ortam var. Ama bu açıdan ümitliyim. Yeni liderler ortaya çıkıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki atalet atıldı. Biraz önce İzmir'e baktım. 2,5 milyon insan Muharrem İnce'yi bekliyor. Meral Akşener, ülkücü kanadı, bir enerji, bir şeyh verdi. Devlet Bahçeli'nin yönetimi olan bu işlere razı olmadıklarını net bir şekilde gösterdiler. Temel Karamollaoğlu da özellikle yeni bir, yani bir Erdoğan sonrası bir Türkiye'nin inşasında bence önemli bir rol oynayacak. Türkiye'nin muhafazalarıyla, ülkücüleriyle, Kürtleriyle, laik cumhuriyetçileriyle bir araya gelindiğinde ortak bir Türkiye özlemini ve ortak bir Türkiye'yi konuşabileceğini sürden bir lider bence Temel Karamollaoğlu. Bu anlamda ümitliyim ama aynı zamanda da 24 Haziran gecesi olabileceklerle ilgili de endişeliyim. Peki, ayrılmayın. Demin dediniz ki bu seçim ikinci tura kalır. Şimdi hemen sizle devam edelim. Hepinize aynı soruyu kısa cevap istiyorum buna yalnız. Siyasi değerlendirmeleri ardından alacağım. Kısa cevap şu. Seçimin sonucuyla ilgili tahmininiz. Benim mi? Evet. Var mı bir tahmininiz? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır dediniz. Tabii ki bunlar seçimin iyi kötü aşağı yukarı demokratik şartlar altında gerçekleşmesi kaydıyla meclis çoğunluğunun Millet İttifakı'na geçeceğini, seçimin ikinci tura kalacağını bekliyorum. İkinci turda ne olacağını açıkçası o iki haftadaki dinamikler belirler diye düşünüyorum. Peki. Aynı şekilde. Peki, tamam. Nasıl konuşma bundan sonra. Ben de bir soru sorayım. Seçimin hangi açıdan sonucunu tahmin etmemi istiyorsun? Yani genel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili. Yani eğer gerçek sonucunu tahmin et dersen ne derim? Tamam. Yani, gerçek sonucu bence bu seçimde iktidar bloku, Cumhur İttifakı meclisteki çoğunluğunu yitirmelidir, yitirmesi gerekmektedir. Bak, öyle diyorum, yitirecektir demiyorum. Ve Cumhurbaşkanı seçimi de ikinci tura kalacaktır. Bugün sahada gözlemlenen gerçek tabloya göre bir yüzde ile giderse Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura kaybeder. Peki. Ve kaybetmelidir. Şimdi... Bir dakika. Bir de seçimin resmi sonuç tahmini var. Tamam. Resmi sonuç tahmini de, yani bak iki açıdan bakalım konuya. Çok kısa, çok bir cümle. Tamam. Şimdi bu sefer muhalefet dört parti birlikte koordinasyon içinde ve bütün STK'lar gönüllülerle asılıyor. Yani
sandık güvenliği başa düştü. İş başa düştüğü için de var güçleriyle çalışıyorlar. Bu ilk defa oluyor Türkiye'de böyle bir şey. Şimdi diyelim ki ıslak imzalı tutanaklar toplandı. Büyük ölçüde toplandı. Bunların toplamı da biliniyor. Bu adi seçim net oradan falan da veriler dört partinin oluşturduğu teşekkülden geliyor. Bu verilerin toplamıyla YSK'nın açıkladığı sonuç arasında bir makas oluştu diyelim. Değil mi? O işte. O ne olacak? Onu ben bilemem. Evet. Ama yani ama şöyle olur. Görünen o ki 24 Haziran akşamı meclis çoğunluğunda biz aldık diyecekler. Hı hı. Ondan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanmıştır diyecek. Benim benim resmi tahminim bu. Bu konuda gerçek de var zaten. Gerçek başka, resmi sonuç başkadır. Tamam. Murat Hocam'la devam edelim. Sizin bir tahmininiz var mı? Açıklayabilir misiniz herhangi bir tahmin? Ben de aslında bu gerçek sonuç ve tahmin ettiğimiz sonuç ayrımını burada ifade etmek istiyorum aslında. Yani gerçek sonuç dediğimiz zaman şunu da öngörmemiz gerekiyor. Muharrem İnce ile Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın gözünün önünde örneğin bir açık oturumda tartışabildikleri bir durum. Diğer liderlerin de bulunduğu bir ortamda halkın bakıp da bir karşılaştırma yapıp ona göre özgür iradesiyle bir karar verebildiği durum aslında gerçek seçim sonucudur. Bu açıdan baktığımız takdirde adil şartlarda özellikle de Murat Bey'in de bahsettiği ekonomik durumu göz önüne aldığımız takdirde bir değişim gerekiyor Türkiye'de. Peki tahmininiz var mı? Tahmin olarak Suat Bey'in ben de tahminine şu anda katılıyorum ama halen tabii seçime birkaç gün var. Şunu da aslında belki söylememiz gerekiyor. Hakikaten toplum çok mobilize olmuş durumda seçim güvenliğini sağlamak için. Ben de biraz önce ondan bahsettim. Fakat bunun tabii devam etmesi gerekiyor. Zannediyorum bütün siyasal aktörler de bunun farkında. Yani mobilize olduk, bu sefer her şey farklı olacak demek de insanları belli bir rehavete tabii itebilir. Halbuki tam tersine. Birinci turdan sonra da beklenmeyen şeyler olabilir. Peki, önemli daha olan... vaktimiz var değerlendirme evet, yapıyorum. Anladım. Şey, evet Murat Bey, asıl size gelelim. Her ne kadar sonucu açıklamayacağım, 24 seçim gecesi açıklayacağım dediniz de belki bize ipuçları verebilirsiniz. Her ikisi de ortada. Çok kısa cevap istediniz. Ben de kısa bir cevap veriyorum. Her ikisi de ortada. Anket sonuçları öyle gösteriyor. Önüme gelen bütün anket sonuçları öyle gösteriyor. Hem meclis hem Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci tura kalması. İkisi de ortada. Herhangi bir anketin böyle çok net bugünden bunu söylemesi çok zor diye düşünüyorum. Benim bir garanti yok diyorsunuz bir yani garanti, şu an itibariyle. Evet, hiçbir garanti yok. Peki efendim, şimdi ikinci tura geçelim ve Kadri Gürsel'den başlayalım. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Sizler de onu değerlendirmek isterseniz konuşmanızda diye. Enteresan şeyler oluyor. Bu siyasi iktidar 16 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Ve bu seçim sürecinde bir takım askeri propaganda araçlarını devreye sokmaya başladılar. İşte ısrarla diyorlar ki Kandil'e operasyon yapıyoruz. Bombaladık, vurduk, ele geçirdik, geçireceğiz. Bir yandan işte Suriye'de, Münbiç'te Amerikalılarla birlikte devriye atıyoruz diyorlar ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin web sitesinde başka bir şey yazıyor. Münbiç'e girildi demiyor orada. Sınır bölgesinde. Başka bir şey söylüyor. Efendim şuna bakıyoruz, Tansu Çiller, bir dönemin başbakanı, AKP'nin İstanbul mitingine katılıyor. Yine bir dönemin tartışmalı ismi Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'den milletvekili adayı oluyor. Efendim iktidar daha önce asla dediği şeyleri vaat etmeye başladı. O hali kaldıracağız diyorlar. Hem Tayyip Erdoğan'ın ağzından hem Binali Yıldırım'ın ağzından hem Mehmet Yıldırım'ın ağzından bunları duyuyoruz. Bedelli askerliği asla diyorlardı. Seçimden sonra düşünürüz demeye başladılar. En enteresanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde Suriyeliler evlerine dönecekler. Yani bunu söyledi. Bir başka şey, yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyon düşünebiliriz dedi o radyo programında. Bu çerçeveden baktığınızda bunu değerlendirelim. Niye iktidar bu noktaya
geriledi ya da geldi? Bütün iktidarların bir doğal ömrü vardır, bir kapasitesi vardır. O kapasiteyi, ömrü tamamlarlar. Çözüm bulma yeteneklerini sürdürdükçe toplumun ve seçmenin teveccühüne mazhar olurlar. Ya da kendileriyle, kendi varlıklarıyla seçmenler arasında bir özdeşlik kurarlar. Hı hı. Ya da işte otoriterleştikçe kişi kültü inşa ederler. Buna benzer şeyler, yollara giderler ama şimdi gördüğümüz kendi kişi kültürünü tahrip eden bir seçim kampanyası var. Yani bunu görüyoruz. Aslında dramatik bir gelişmeye tanık oluyoruz ama benim asıl burada söylemek istediğim şeyler farklı. Birincisi, bu araştırma şirketlerinin çok ciddi bir engelle karşı karşıya olduğu bir kampanya dönemi yaşıyoruz. Korkutulmuş seçmen ve suskunluk sarmalı. Yani iki türlü durum var. Birincisi, iyi niyetli, gerçekten namuslu, dürüst araştırma şirketleri ki aslında bunlar ticarethanedir neticede. Hı hı. Ve sermayeleri de kredibiliteleri, inandırıcılıklarıdır. Hı hı. Gazetecilik de böyle bir yerde. Bizim de sermayemiz, inandırıcılığımız. Şimdi bir durum tespiti yapmak zorundalar ve ellerinde yöntemler var. Ama denekler onlara gerçek düşüncelerini açıklamıyorlarsa ellerinde o zaman sihirli bir formül olmalı ki kendilerine gerçeği açıklamayan denekleri çözsünler. Şimdi ben bunu yapabildikleri kanaatinde değilim. Böyle bir izlenimim var benim. Çünkü yayınlanan araştırma sonuçlarına bakıyorum. Bazı üstelikte sicili bozuk şirketlerin araştırma sonuçları bunlar. Yani bakıyorsunuz, yani evet bloku dimdik ayakta. Bu artı eksi 2,5 işte hata marjı payıyla falan veriliyor ama getirilen nokta orası, o seviye. Dimdik ayakta evet bloku. Ya böyle bir şey nasıl olabilir Türkiye'de? Yani ekonomik kötü gidişten kaynaklanan bütün sorunların açık ara seçmen tarafından ön sıralarda algılandığı bir Türkiye. İşsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon, gelecek kaygısı vesaire. Ve diğer taraftan da terörle ilgili, ki Murat Bey de bahsetti ondan, terörle ilgili, terörden kaynaklanan güvenlik vesaire kaygılarının, sorunlarının da algısı düşüyor. Arada böyle bir makas açılmış. İktidar ekonomi konusunda hiçbir şey söylemiyor neredeyse. Dalga geçiyorlar artık. Yani işte bu kekmek falan meselesi. Muhalefetin artık şeyine yani miza konusu haline getirdi bunu. Artı ilk defa baraj sorunu aşılmış ve sağda iki alternatif var. İyi Parti ve Saadet Partisi. Yani AKP'nin üzerine oturduğu, oturmak istediği sağ blokta merkeze yakın olan kanat için İyi Parti, daha muhafazakar kesimler için de Saadet Partisi, protesto oyları vesaire için adresler var. Artı bir de Muharrem İnce diye bir fenomen çıkmış ortaya. Hı? Şimdi bu şartlarda ve üstelik iktidarda son derece kötü bir performans sergiliyor. Ne inandırıcılığı kalmış, ne bir gündemi var, ne bir içeriği var. İşte sen söyledin. En son ben bugün dün bir gazete birinci sayfası gördüm, bir manşet, iktidar yanlısı bir gazete. Yollar, köprüler tamam, sıra sanayide diye bir böyle yani. 16 yıldır. Şimdi bu tamamen muhalefetin peşine takılmak. Çünkü sanayi yatırımlarının özellikle altyapı yatırımlarının çok gerizekalı ve belki de hiç olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ciddi bir istihdam problemi var ve bunu halkın en anlayabileceği sadelikte Muharrem İnce ve daha sonra da yine onu takip eden bu söylem açısından Meral Akşener dile getiriyor. Fabrika diyor, fabrika. Türkiye'yi, parayı betona gömdün diyor. Dağı taşı betona boğdun diyor. Fabrika diyor, istihdam diyor. Ben bu açıdan da bir parantez açıp iki cümlede Murat Bey'in söylediklerine bu açıdan katılmadığımı belirtmek istiyorum. Biraz haksızlık ediyor. Yani muhalefetin bu ekonomi konusunda yeterince değinmediği hususunda bence haksızlık ediyor. Çünkü işte mazotun fiyatını 3 liraya düşürmekten
tarımın desteklenmesine, kredi borçlarının ertelenmesinden mesela, ondan sonra devletin kemer sıkacağı ama vatandaşın kemer sıkmayacağına, fabrika, özellikle istihdam ve dolayısıyla da kalkınmaya ve gelişmeye ve istihdama yönelik bir demokratikleşme ve hukuk devleti söylemi. İlk defa bakın bunu duyuyoruz. Yani kalkınma, gelişme ve zenginleşme, istihdam ile hukuk ve adalet arasındaki ilişkiyi kuran bir propaganda söylemi ile karşı karşıya geldik. İlk defa bu önemli bir şey. Yani adaletin olmadığı yerde gelişme de olmaz, zenginleşme de olmaz. Eğitim de öyle. Ve paranın nereden bulunacağı konusunda da bir şeyler söyleniyor. Çünkü israf ekonomisi, israfın gereksiz altyapı yatırımları vurgulanıyor ve bunun karşısında iktidarın söyleyeceği fazla bir şey yok. Bu açıdan baktığımızda ben dengeli bir negatif ve pozitif kampanya yürütüldüğü kanaatindeyim. Ama Türkiye bir hegemon parti ve onun hegemonik liderine o kadar kanıksamış ki Muharrem İnce burada bir buz kıran gibi yürüdüğü için... Dikkat çekici olan onun polemikçi çizgisi oluyor. Buna insanlar daha çok da bir kulak kesiliyorlar. Bu seçim sonuçları açısından kesin olan şey şudur. Ne olursa olsun resmi gerçek şu bu. Muharrem İnce Türkiye'de bir lider olarak temayüz etmiştir. İki, Millet İttifakı kurumlaşma şansını yakalamıştır. Kurumlaşırsa yerel seçimlerde AKP'yi fena hırpalayacaktır. Fena, bakın fena hırpalar. Çünkü bir sürü yerde CHP'nin, efendim İYİ Parti'nin, Saadet'in ayrı ayrı başaramadığı şeyi birleşerek başaracaklar bu sefer. Onu göreceğiz. Artı Selahattin Demirtaş ilk defa gerçek bir, daha önce gerçek değildi demiyorum ama esas kendi içinde, kendi işte mahfillerinde gerçek bir lider olarak temayüz ediyor. Bu şu demek. Önümüzdeki dönemde Türkiye demokratikleşirse ve Kürt sorununun çözümü için parlamento bir odak, bir merkez haline gelirse, Selahattin Demirtaş da orada olursa, bu sorunun çözümünün ana muhatabı, gerçek muhatabı dağdakiler değil, Selahattin Demirtaş olabilir. Bu açıdan çok önemli kazanım. Çünkü doğal bir lider haline geldi Selahattin Demirtaş. İki döneme takılan biri değil. Bir de AKP'nin sonu gelmektedir. Görüyoruz bunu. Misyonu ve tarihsel misyonu bitmiştir. Eline kalan kapasiteyle kendi sorunlarını çözmesi imkansızdır. Pekala. Murat Hocam, şimdi siz bir akademisyensiniz, siyaset bilimiyle uğraşıyorsunuz. Çalışma alanlarınızdan bir tanesi otoriter rejimler, siyasi kutuplaşma, aynı zamanda Sosyal Demokratlar ve Türkiye'de Kürt Sorunu kitabının da yazarısınız. Şimdi demin sıraladım ya, bir taraftan bir askeri propaganda yapıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Beri yanda işte Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı, işte önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edip Hakkari'de miting yaparak, Diyarbakır'a da giderek İşte Kürtlerle, Kürt seçmenle işte daha yakın durduğunu gösteriyor. O bunu gösterdikçe bu sefer iktidar partisi terörist olmakla suçluyor onları. Fakat Murat Hocam da biraz önce diyor ki işte bizim araştırmanın sonucu geçen yıl PKK ve terör birinci sıradaydı. Bu sene düştü beşinci sıralara. AKP'nin giderek, özellikle liderinin bir otoriterleşme eğilimi içinde olduğunu hem bu programda defalarca başka konuklar söyledi, hem de başka mahfillerde de yazıldı, çizildi. Buradan bakarak bu askeri propaganda girişimlerini AKP'nin nasıl değerlendirirsiniz? Yanı sıra Muharrem İnce'nin yaklaşımının, örneğin ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi, gerçekten Kürt seçmenin ona yöneleceği hususunda bir garanti sayar mısınız? Bu yakınlaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Tamam. Evet, iyi bir yerden girdiniz. Çünkü Türkiye aksak da olsa bir demokratik rejime sahip olmakla birlikte mevcut iktidar adeta
otoriter bir rejim gibi yönetiyor Türkiye'yi. Yani davranış biçimlerine, söylemlerine baktığımız zaman, kritik noktalardaki müdahalelerine baktığımız zaman otoriter bir rejim gibi idare etme eğilimi söz konusu. Bazı reflekslerinde de bunu görüyoruz. Örneğin muhalefetin iktidarı değiştirme çabalarını adeta bir tür hainlik olarak görüyor. Bir tür darbe girişimi gibi, seçimler yoluyla darbe yapmak, iktidarı düşürmek girişimi gibi algılıyor. Bu otoriter rejimlere özgü olan bir şey. Yani demokratik bir iktidarın bunu bu şekilde algılamaması gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda iktidarın tabii işi kolay değil. Çünkü hakikaten eşit olmayan şartlarda yarışıyorsunuz. Ve özellikle de medya üzerindeki kontrol sayesinde yaratılmış olan bir iktidar imajı söz konusu. Bu iktidar imajının da çok önemli bir boyutu, ne olursa olsun mevcut iktidarın bütün eksikliklerine rağmen gene de muhalefetten iyi oldu. Ve muhalefetin de dolayısıyla esas problemi muhalefet oldu. Bu propaganda, gerçekten bu söylem özellikle iktidara yakın medyada, iktidar mensuplarının söylemlerinde yoğun bir şekilde işleniliyor. Ve insanlar açısından da bakılırsa sıradan vatandaş sonuçta zaten geçimini sağlamaya çalışıyor. Siyasetin 24 saat siyasetle ilgilenmesi mümkün değil. Dolayısıyla ne kadar bilgi edinebilirse onun üzerinden bir tercih ve algı oluşturmaya çalışıyor kendi açısından. Ve bu durumda da tabii büyük bir toplumun, en azından çoğunluk, yani iktidarın iktidarda kalmasını yetecek kadar olan bir kesimi üzerinde iktidarın değişmeyeceği, değişmesinde çare olamayacağı şeklinde bir algı var. Şimdi bunu değiştirebilmek için muhalefetin mutlaka bir defa bölünmüşlüğünü ortadan kaldırması gerekiyordu. Yani şu ana kadar, yakın zamana kadar muhalefetin en büyük zaafı buydu. Aslında sayısı olarak çoğunluğa sahipti. Fakat bölünmüştü. Ortak hareket edemeyecekleri şeklinde bir algı zaten yaratılıyordu. 7 Haziran sonrasında da bu algı sanki doğruymuş gibi de bir durum ortaya çıktı aslında. Şimdi muhalefet bir defa bunu aşmayı başardı şu ana kadar. Bundan sonraki aşamalarda, örneğin ikinci tura gittiği takdirde Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ortak hareket etmeye devam etmesi en kritik noktalardan bir tanesi olacak. Yani muhalefetin başarısı açısından ve demokratikleşme açısından. Bunun yanında da farklı kampanya stratejileri uygulaması önemliydi muhalefetin. Bunu da yaptı muhalefet. Farklı kampanya stratejileri ve söylemler kullanıyor şu anda. Ve pozitif bir söylem kullanması da önemliydi. Bunu da ben bu mevcut şartlar altında olabilecek en iyi şekilde muhalefetin şu ana kadar yaptığını düşünüyorum açıkçası. Yani bunu yapmak hiç kolay değil mevcut eşit olmayan şartlar içerisinde. Muharrem İnce yüzün üzerinde miting yapmış durumda. Meral Akşener benzer bir şekilde, Temel Karamollaoğlu bu şekilde. Selahattin Demirtaş cezaevinden miting yapıyor bir şekilde. Sosyal medyayı kullanıyor. Ekonomi üzerinden gittiler. Bu konuda da ben aslında Kadri Bey'e katılacağım. Oldukça bir seçim kampanyasında anlatılabilecek en açık şekilde, çünkü detaya girmek o kadar mümkün değil, ekonomi üzerinde duruyor muhalefet. Farklı bir büyüme modelinin gerektiğini söylüyor ki bu çok doğru bir saptama. Çünkü son yıllara kadar Türkiye'de ekonomi daha iyi gidiyor gözüküyordu. Fakat aslında bugün yaşadığımız sorunların kökeni belki bir 10 sene öncesine, 15 sene öncesine dayanıyor. Çünkü o zamandan beri uygulanan bazı politikaların, büyüme politikalarının bir sonucu. Ve bunu da halkın anlayabileceği bir şekilde muhalefet liderleri anlatıyorlar. Örneğin borçlanma üzerinde duruyorlar. Yurt dışından alınan borçların üretime yönelik değil, tüketime yönelik kullanıldığını vurguluyorlar.
İsraf konusuna değinmeleri olumlu. Eğitim konusuna değinmeleri de olumlu. Çünkü eğitim de aslında seçmenlerin en çok umursadığı en önemli problemlerden biri. Ekonomik gelişmenin de en büyük lokomotifi olacak olan mesele. Ve diğer mesele de tabii burada şuraya geliyoruz. Muhalefetin bölünmüşlüğü. Ben programlara da baktım. Özellikle Kürt meselesiyle ilgili, ekonomik kalkınmayla ilgili yapılan önerilere baktım. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında aslında çok detaylı, üzerinde düşünülmüş, somut, uygulanabilecek öneriler söz konusu. Bunun yanında Kürt meselesiyle de ilgili mevcut şartlarda tabii muhalefetin bazı engelleri aşması hiç kolay değil. Çünkü geçmişten gelen ön yargılar var, hassasiyetler var, seçmen tercihleri var. Ben kendi çalışmalarımda zaten vurguladığım şeylerden bir tanesi şuydu, gördüğüm. Özellikle Türkiye'de Türklerin Kürt meselesini çözmek konusunda yeterince hazırlıklı olmadıkları. Çünkü elbette Kürt meselesi önemli Türkler için. Umursadıkları bir mesele, çözülmesini istedikleri bir mesele. Ama Türkler özellikle korkuları üzerinden hareket ediyorlar. Sizce Muharrem İnce'nin mesajı Kürtlere geçti mi? Ben duyulduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir mesaj vermeye çalıştı. Türklerin kaygılarını gidereceğiz. Kürtlerin de haysiyetini koruyacağız. Bu genel bir prensip olarak bence doğru. Çünkü hakikaten Türkiye'deki Türk ve Kürt meselesi, hatta diyebiliriz bunu, altında bu yatıyor açıkçası. Türklerin Kürt meselesinin nasıl çözülebileceğiyle ilgili korkuların ötesinde somut önerilerin ne olabileceği. Yani terörü, şiddeti, bu meselenin bütün geçmişini bir an için bir tarafa koyabilseydik, eğer elimizde sihirli bir dernek olsaydı, bir masada otursaydık, bu meseleyi nasıl çözeriz? Barış nasıl sağlanır? Türkler ve Kürtler her ikisi de barış içerisinde ve gelecekten kaygı duymadan nasıl yaşayabilirler? Bu konuda Türkler nasıl, hangi somut önerileri getirebilirler? Bu konuda aslında hazırlıksızlar. Biraz zaman gerekiyor Türklerin hazırlanabilmesi için. Çünkü büyük de bir güven meselesi sorunu var. Burada siyasal bir liderin öncelikle her iki tarafa da güven vermesi, güven vermesi gerekli. Yani ve bunun yanında kullanılan dil çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında hakikaten mevcut şartlar içerisinde ilerici sayılabilecek bir takım farklı kavramlar var. Bilmiyorum, buna şu anda girmek için vakit yok herhalde. Bir müsaade, en son size geleceğim bu turda. Suat Bey'le devam edeyim. Bu Tansu Çiller'in işte mitinge gelmesi, Mehmet Ağrınoğlu'nun milletvekili adayı olması, işte Kandil'i indirdik bitiriyoruz, Münbiç'te devreye atıyoruz falan. Bu söylem, AKP'nin bu söylemi seçmende karşılık bulur mu sizce? Ve niye bu noktaya gelmiştir AKP'de Suat Bey? Valla tabii insan gerçekten hayret ediyor Abdullah Bey dediği gibi. Yani İstanbul'dan gelip pragmatik bir belediye ekibinin iktidar olup 10 yıllarca adil bir ve herkesin bir arada yaşayabileceği bir düzen vaadiyle iktidara gelen bir hareketin dönüp dolaşıp Tansu'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yolsuz, en ehliyetsiz başbakanlarından birini mitinge destek olması için çağırması, işte Mehmet Ağar'ın oğlunu aday göstermesi vesaire, AK Parti'nin kuruluşuna tam bir tezat ve tam bir çelişki. Yani bundan daha büyük bir çelişki olamaz. Tabii bu siyaset aslında 2015'in, yani 7 Haziran 2015'te yatıyor. Yani 7 Haziran 2015'te AK Parti ilk kez meclis çoğunluğunu kaybedince ve HDP 13.1 oyla meclise gümbür gümbür girince
devletin içinde işte bu ultra ulusalcılar diyebileceğimiz bu Perinçekçilerle ve devletin içinde Kürt sorununun şiddetle ve daha sert bastırılması taraftarı olan unsurlarıyla girdiği koalisyonun 2015'ten bu yana geldiği ve Kürt sorununu getirdiği yeri biliyoruz. İşte bugün bu Kürt sorununda hareket alanı kalmadığı için tamamıyla milliyetçi ve aşırı milliyetçi cepheyi konsolide etme arayışı, ki bu aşırı milliyetçi cephedeki konsolide arayışı, konsolidasyon arayışında tahminlerin sembolik bir yeri vardır. Özellikle 90'lı yıllarda Kürt sorununa yaklaşımı ilgili. Şimdi ben tabii bunu çok ironik buldum. Bunun seçmende ne kadar yankı bulacağını kestirmek zor, ama ben burada açıkçası Muharrem İnce'nin özellikle bu konuyu işlememesini, yeteri kadar işlememesini anlayabilmiş değilim. Ben bunun inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyordum. Yani Tansu Çiller'in bu mitinge katılmasını muhalefetin ben çok iyi değerlendirebildiğini düşünmüyorum. Ama tabii orada kamuoyu araştırması yapan arkadaşımız var. Onlar muhtemelen daha iyi bilirler, ama çok büyük bir etkisi en azından AK Parti'nin bir yönde büyük bir etkisini olduğunu düşünmüyorum. Fakat olumsuz yansıması olduğunu, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oldukça, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verip ama daha mutedil diyebileceğimiz, yani daha merkezde olan muhafazakarların bu işten hiç hoşlanmadığını ve bunların da bir arayışta olduğunu biliyoruz. Referandumda bunu gördük. Bu tür seçmen üzerinde tahmin ediyorum Mehmet Ağarlar, Tansu Çiller'ler 90'ları hatırlatıyor ve 90'lar bu kesim için bir travmadır. Yani olumsuz bir dönemdir. Dolayısıyla bence orada maksat pek hasıl olmamıştır, ama ben dediğim gibi muhalefetin, özellikle Muharrem İnce'nin bu kadar güzel bir pası değerlendirmemesini siyaseten biraz tuhaf bulduğumu söylemeliyim. Peki. Murat Bey, birkaç soru. Onları bize ne olur değerlendirin. Bir tanesi, araştırmalarınızda ne görüyorsunuz? HDP barajı geçiyor mu? İki, Murat Hocam'a demin sorduğum sorunun bir benzeri. Muharrem İnce'nin mesajı Kürt seçmene geçmiş gibi görünüyor mu? Üç, şimdi Suat Bey de söyledi, benden önce dile getirdi. AKP'nin işte Tansu Çiller'i mitinge çağırması, işte Mehmet Ağaroğlu'nun milletvekili yapması, AKP seçmenini konsolide etme için bir çaba mıdır? MHP seçmenini ya da İYİ Parti'ye giden oyu tekrar AKP'ye döndürmek çabası mıdır? Onu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ilk önce bu sorulara da cevap vereceğim, ama başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Şimdi araştırma bir bilimdir. Ve bilim bir takım bilinmeyenleri çözmeye yarar. Mesela korkuyor, cevap vermiyor. Bunun yöntemleri vardır araştırmanın içinde. Araştırma sadece bir tane bilimden oluşmaz. İçinde istatistik vardır, sosyoloji vardır, psikoloji vardır. Bunlar hepsini birleştirirsiniz. Bunları okumuş kişiler, bunları görmüş kişiler araştırmanın içinde dahilindedir. Kimin doğru söyleyip kimin yanlış söylediğini buradan çıkartabilirsiniz. Araştırmalarda öteki bir başka bir şey daha değinmek istiyorum. Yani araştırmayla ilgili bir şey değinmek istiyorum. Araştırmalar hiçbir zaman sadece bir tek şey için yapılmaz. Tahmin için yapılmaz. Ben size söyleyeyim, benim araştırmamdır. X kişisi yerine Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak bir araştırma sonucudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Ve ben herhalde burada yanlış bir şey yapıldığını söyleyecek herhangi biri olduğunu düşünmüyorum. Yani araştırmalar sadece sonucu bulmak için değil. Şimdi biraz evvel bir soru sordunuz. Tahmininiz nedir diye. Benim araştırmalarım hata payları içerisinde bunu tahmin edemiyor.
HDP de tahmin edemiyor. Yani ne olacak ama bana soruyorsanız ben tecrübe hiç tecrübelerimi karıştırmadan konuşacağıma söz vermiştim kendi kendime ama olsun yine de tecrübenize soralım. Yani HDP barış geçecektir yani. Bir de ben hatta rahat geçeceğini düşünüyorum. Ama bir araştırma sonucuna baktığınız zaman öyle demiyor. Yani 2 puan hata payıyla yürüyen bir araştırma %11, %12 bulduğu zaman bu HDP barajı geçecek mi, geçmeyecek mi cevabını veremez bu. Yani 8 ile 12 arasında cevabını veremez. Dolayısıyla kesin işte şöyle geçecektir, böyle şey yapacaktır. Yani bunu demek çok mümkün değil. Şimdi özellikle araştırmaları siyasetçilerin ki sürekli aynı hataya düşüyorlar, stratejik bir takım adımlar atmak üzere kullanmalarında yarar var. Tahmin, siz şimdi X'in veya Y'nin kazanacağını bilseniz ne olacak, bilmeseniz ne olacak? Siz X'in nasıl kazanacağını, Y'nin nasıl kazanacağını bilmelisiniz. Onun için bir takım adımlar atmalısınız. Kürt seçmen nasıl davranacak? Kürt seçmenin şöyle, biz her çalışmamızda soruyoruz. İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye mi verirsiniz, şeye mi verirsiniz, Recep Tayyip Erdoğan'a mı? İlk turda işte hatta etnik kökeni soruyoruz biz. Kendinizi hangi etnik kökene ait hissediyorsunuz? %95'ine yakın mı? Eğer bundan ikisi kalırsa diyor, ben Muharrem İnce'ye oy veririm diyor. Yani Kürt seçmen ikinci turda ki tavrı. Öbür tarafta Meral Akşener de biraz aşağıya düşüyor. Ki işte Tansu Çiller'le bağlayacağım o meseleyi. Meral Akşener de biraz aşağıya düşüyor. Fakat yine Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaya ikinci turda oy verebileceklerini söylüyorlar. Yani bu kadar yüksek değil Muharrem İnce gibi. Ki bu da bize gösteriyor ki Muharrem İnce söylemlerinde Kürt seçmene ulaşmış. Çünkü kolay kolay Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği herhangi bir adaya oy verebilecek karakteristikli bir seçmen değil. Zaten Muharrem İnce'nin ilk yaptığı şey çıkarttı rozetini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na verdi. Türk bayrağını koydu, ben Türkiye'nin Cumhurbaşkanıyım dedi. Ki çok hala bunu devam ettiriyor, bu da çok şey. Hatta konuşmalarında diyor ki ben Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece öyle bir kesimden almayacağım. AK Parti'den de alacağım diyor şey diyor. Aynı AK Parti diyor, AKP demiyor. AK Parti'den de alacağım diyor, bakan alacağım diyor. HDP'den de alacağım bakan. Gelirlerse MHP'den de alacağım diyor. Şuradan kim iyiyse onu alıp koyacağım diyor. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacağım diyor ki bu da doğru bir şey. Fakat şimdi bu şeyleri tabii söyledim bir önceki turda. İşte 1500 lira iki şeyde bir verilecek. Mazotu atlamışım, çok özür dilerim. İstanbul'da evet, çok önemli çiftçi için. Tabii çiftçi için çok önemli. Fakat ben atlamışım. Tabii bunlar söyleniyor. Bütün mesele bunun inandırıcılığının olması. İnandırıcılığının yüksek olması. Ben o konuda bir takım eksiz şimdi bir mitingin, bir saatlik bir mitingin yarım saatini Recep Tayyip Erdoğan'a ayırıp yarım saatinde bunları anlatmaya çalışırsanız bunları anlatamazsınız. Ben bir takım iletişim stratejilerinden bahsediyorum. Evet, onu o seçmen çok seviyor. Hemen kilitleniyor. Ama bu arada mesaj vermeniz lazım. Başlangıçta böyle değildi. Cevap vermesine gerek yok. Gel karşıma, otur diyor. Değil mi? Televizyonda biz bunu tartışalım beraber diyor. Gelmiyorsa sen kendi yapacaklarını anlat. İnandır. Belirli bir süre, yani belirli bir sürenin dışına çıkma. Benim söylediğim şey oydu. Muhalefete tek eleştirim kampanyayla ilgili o. Tansuçiller'in mitinge gelmesi. Şimdi ben Tansuçiller'le zamanında çalıştım ben. Tansuçiller'i tanıyorum. Tansuçiller'le Meral Akşener'in ilişkisini de biliyorum. Tamamen o şeye çağrılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesini ve Tansu Hanım'ın da oraya gitmesinin sebeplerinin en başında gelenini Meral Akşener olduğunu çok iyi biliyorum. Tahmin edebiliyorum daha doğrusu. Biliyorum demeyeyim de tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla yani İYİ Parti'ye belirli çok küçük de olsa ki bu minimal oylar çok gerekli. Oy kaybediyor AK Parti.
Peki. Peki efendim, bir son 10-12 dakikamız var. Şuradan hareket etmek istiyorum. Şimdi Kadri Gürsel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ordu'daki çalışmasını izlediniz. Sonra da bir yazı yazdınız. Bu seçim güvenliği ile ilgili bir yazıydı o. Şimdi Kılıçdaroğlu size demiş ki, değil mi? CHP mahfilinde, yani siz yazıyorsunuz. Hayır, Kılıçdaroğlu pardon. Demedi. Evet, siz yazıyorsunuz. Kaynak Kılıçdaroğlu değil. Evet, CHP mahfilinden aldığım bilgiye göre partinin karşı önlem almak için üzerinde en çok durduğu senaryo Anadolu Ajansı ile ilgili. Buna göre Anadolu Ajansı henüz oylar sayılırken erken bir saatte Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda kazandığını ilan edecek. Ardından da buna uygun olarak Erdoğan oy sayımı sürerken balkon konuşması yapacak. Bu sayede iktidarın dikkatleri meclis oylarının sayımından kaçırması mümkün olacak. Şimdi siz bugün bunu yazıyorsunuz. Mesela Meral Akşener de bugün bir tweet atıyor. Diyor ki Sayın şeye sesleniyor, Erdoğan'a sesleniyor. Sayın Erdoğan, damadınız Anadolu Ajansı'na 24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin dedi mi demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen arasında yok saymak değilse nedir? Durum bu kadar vahim midir? Şimdi bir defa şunun altını çizmek lazım. Bu bir senaryo. Senaryo çünkü muhalefet partilerinin bu güvensiz ortamda iktidarın nasıl ve ne tür hilelere başvuracağı, nasıl oyları nasıl yer değiştireceği, oyların yerini nasıl değiştirileceği, daha ağır ifadeler kullanmak istemiyorum zaten bundan fazla, konusunda çeşitli senaryolar üzerine çalışması lazım ki olduğunda bu geçen mühürsüz zarflar olayındaki gibi böyle hazırlıksız yakalanmasınlar. Geçen referandumda, Nisan 16 Nisan referandumunda öyle oldu açıkçası. Hiçbir hazırlığının olmadığı bu konuda böyle bir apışıp kalındı yani. Öyle oldu. Hem olay sırasında hem olayın akabinde. Dolayısıyla böyle bir senaryo üzerinde çalışılıyor ki Anadolu Ajansı da neticede iktidarın yayın organıdır. Devletin kamu yayıncılığı organı olma vasfını çoktan yitirmiştir ve güvene mazhar olma gibi bir hususiyeti de yoktur. Yani güvenilmez bir yayın kuruluşudur. Devlet adına yayıncılık yapmıyor. Kamunun çıkarlarını gözeterek yayıncılık yapmıyor. İktidarın şahsi çıkarlarını gözeterek yayın yapan bir kuruluş. Ve şu anda da enformasyon tekeli, özellikle seçim sonuçlarının açıklanmasında enformasyon tekelini elinde bulunduruyor. Bu iki özelliği yan yana getirince bir dezenformasyon kanalına dönüşmesi pekala muhalefet tarafından öngörülebilir bir durumdur. Bu bir senaryodur. Bu bir senaryo. Ve ben bu senaryonun, en çok üzerine durulan senaryonun bu olduğu. Ama neden? Sonuçları itibariyle. Çünkü erken ilan edilecek bir zafer, sandık müşahitleri ve görevlilerinin alanı terk etmelerine neden olacak. Bu hep bilinen bir şey. Bir psikolojik bir faktör bu. Bunun yazılıp tabii tartışılması falan bunlar iyidir ve durum bu kadar bence vahimdir. Niye vahim olmasın? Vahim değil mi? Yani bir ittifak yasası çıkarttınız ve bu ittifak yasasıyla oy verme standartlarını ortadan kaldırdınız. Ne kabin standardı kaldı, ne sandık standardı kaldı, ne oy verme alanı standardı kaldı. Vatandaşa ihbar hakkı verdiniz. Güneydoğu'da biz şimdi tartışıyoruz burada HDP geçer mi geçmez mi falan. Güneydoğu'da örgütlü bir hareketle sahte ihbarlar yağdırdığınızda HDP'nin güçlü olduğu sandıklarda ve orada oy verme işlemini inzibati tedbirlerle saatlerce geciktirdiğinizde, engellediğinizde ne olacak? Yani bütün bunlar her aşamada bunun yönetimi ittifak yasasının verdiği suistimal yetkisi imkanından başlar. YSK'nın açıklayacağı sonuçlara kadar gider. Bu arada Anadolu Ajansı da bir ara aşamadır sadece. Yani neticede eğer bugün Türkiye'de sandığa sahip çıkmak için böyle bir müteyakkız hava durum varsa iktidarın güven vermemesi nedeniyle artık Türkiye'de devlet diye bir kurum kalmadığı için dolayısıyla yani oyları akla şey geliyor yani oyları kimin verdiği, kime verildiği değil, kimin saydığı önemlidir. O zaman biz oyların nasıl sayıldığına mukayyet olacağız. Mesele
Mesele bu kadar basit. Peki. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim bu Tansu Çiller hakkında. Hı. Yani yazdım da ben bunu. İyi Parti'yi göz ardı ediyor, yok var sayıyor ama Akşener Tansu Çiller'in bakanıydı. Bak aslı bizde, bizi destekliyor mesajıdır. Tırnak içinde subliminal mesajdır seçmene verilen. PKK ile mücadelenin kanıksanması, ekonomik problemlerin öne çıkması faktörü nedeniyle bu iki faktör. Yani hem PKK ile mücadele kanıksandı hem de ekonomik sorun algısı öne çıktığı için çok sürpriz. Yani Öcalan'ın teslim edilmesinin olduğu gibi sürpriz bir gelişme olmadıkça ben çok fazla etki edeceği kanaatinde değilim. Münbiç'teki atılan devriyelerde Kandil'e yapılan yapıldığı söylenen operasyonda bu kapsamda bence bekleneni vermeyecektir. Teknik bir tespit sadece. Peki. Tekrar bu seçim güvenliği meselesine geliyoruz. İlk konuşmanızda söylemiştiniz işte çok partili hayata geçerken siyasal elitler anlaştı da bir yüksek seçim kurulu hakim teminatında seçim konusunda biz öyle geçtik çok partili hayata değil mi? Hı hı. Aslında evet. Söylediğiniz oydu. Aradan işte kaç yıl geçiyor? 70 yıl mı? Bugün geldiğimiz noktada bu teminat en azından bu seçim için var görünüyor mu? Bu teminatı zaten yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu teminatın yeniden kurulması, inşa edilmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki yıllarda zaten tanıklık edeceğimiz gelişmelerle Türkiye'de demokrasinin ve devletin herkese güven verebilecek bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yani burada hem siyasal elitlere çok büyük iş düşüyor, yani siyasal partiler ve siyasal elitlere çok büyük iş düşüyor ama aynı zamanda da topluma büyük bir iş düşüyor. Ben ilk yarıda özneleşmek, vatandaşlaşmak derken de biraz bundan bahsetmiştim. Yani artık biz işte Anadolu Ajansı, işte TRT, ordu, devlet, hükümet bunlara güvenemeyiz. Seçimlerin güvenli olması konusunda, demokrasinin bizim umduğumuz şekilde devam etmesi konusunda. Kendimize güvenmemiz gerekiyor, sivil topluma güvenmemiz gerekiyor. Seçim güvenliğiyle ilgili hem seçim günü hem seçim öncesinde aslında biz bir psikolojik savaş yaşıyoruz. Hı hı. Bir enformasyon savaşı ve psikolojik savaş yaşıyoruz. Biraz önce bahsedildiği türden eğer senaryolar gerçekleşirse, örneğin Anadolu Ajansı veya başka medya kanalları erkenden gerçek olmayan iktidar lehine bir takım sonuçlar yaymaya başlarlarsa. Burada insanlar hangi medya kanallarını izleyecekler? Enformasyonu nereden? Medyascope'dan mı alacaklar? İnternetten mi alacaklar? Adil Seçim platformundan mı? .com'dan mı alacaklar? Yoksa Anadolu Ajansı'nı mı aslında takip edecekler? Aslında bizim şu anda Türkiye'de yaşadığımız en ilginç şeylerden bir tanesi bu oldu aslında. Hı hı. Dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı belki de büyük bir hata yaptı. Bu medya üzerindeki kontrolünü kabul edilebilecek sınırların çok ötesinde, gerçeklik sınırlarının ötesinde bir noktaya getirdi. Dolayısıyla seçimlerin gerçek olduğu ve bunun sonucunda da iktidarın toplum nezdinde gördüğü desteğin onaylanması şeklinde yorumlanabileceği iddiası, iktidarın iddiası, inanılırlığını gerçekten kaybeder bir noktaya geldi. Evet, kontrol yani ettiği medyayı inanılmaz kıldı aslında iktidar Recep Tayyip. Evet, yani belki bunun %70'ini kontrol ettiğiniz zaman, eğer %30'da da belli bir tartışma oluyorsa, bir çok seslilik varsa, siz seçimlerin gerçek olduğu, adil olduğu iddianızı insanlara bir şekilde satabiliyorsunuz. Ben bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Çok kısa lütfen, zamanımız doldu. Evet, seçim güvenliğiyle ilgili aslında belki de en önemli sorulardan bir tanesi de seçim günüyle ilgili. Devleti temsil eden kuruluşların nasıl davranacakları da son derece önemli olacak. Aslında bir tür mücadele de onun üzerinden yürüyor. Yani muhalefet bir takım mesajlar vermeye çalışıyor devlete, devleti temsil eden kişilere.
Belki iktidar açısından da böyle bir şey var. Ben aslında Mehmet Ağar ve Tansu Çiller konusunu biraz da o şekilde yorumladım. Belki de sadece bu seçmene verilen bir mesaj değil sadece. Çünkü Mehmet devlete Ağar de bir mesaj devlet verdi. İçerisinde tabii bir büyük bir desteği olan belli bir isim. Bir yandan da tabii iktidar devleti temsil eden ve devletin desteğine sahip bir iktidar olduğu mesajını vermeye çalışıyor. Ama aynı şekilde muhalefetin de buna karşı bir iddiasını ortaya koyabilmesi lazım. Peki Suat Bey, seçim güvenliği üzerinden kısa bir kapanış alalım sizden. Duyabiliriz mi Suat Bey? Efendim alamadım, yok. Seçim güvenliği konuşuyoruz ya, onun üzerinden sizden de kısa bir kapanış cümlesi alalım. Şimdi seçim güvenliği meselesinde iyi olan şey bu trimençeleri, oy ve ötesi, sandık gücü neyse bir sürü yapılanmanın herhalde sandık başında olacağı anlaşılıyor ve mümkün olduğu kadar usulsüzlük olmamasına uğraşacaklar. Ama maalesef amiyane tabirle zurnanın zart dediği yer sandık başı değil. Zurnanın zart dediği yer YSK. Bu seçimde geçmiş seçim, geçen referandumda gördüğümüz gibi seçimin kamuoyuna duyuluş yolu sadece Anadolu Ajansı'yla oluyor. Biliyorsunuz geçmişte birden fazla işte Doğu Haber Ajansı, diğer ajans neyse birkaç tane haber ajansından bilgi akışı olurdu medyaya. Şimdi tek bir Anadolu Ajansı'ndan şey yapılacak, duyurulacak. Benim endişem maalesef Anadolu Ajansı o kadar taraflı bir hüviyete büründü ki ben güvenmiyorum açıkçası. Oradan gelen sonuçlara güvenmiyorum. Manipülatif, erken saatlerde yüksek rakamlar açıklanıyor filan. Maalesef seçim güvenliğiyle ilgili ben endişeliyim. Bir de hani biz 2014 Mart'ında Ankara'da damdan düştük Mansur Yavaş seçimiyle. Bunu birebir yaşadım. Ben açıkçası YSK'da yani YSK'nın artık bu YSK üyelerinin ve orada çalışanların Türkiye'nin seçiminin namusunu kurtarmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani çok büyük bir sorumluluk var orada. Peki, peki, peki. Çok teşekkür ederim. Son söz sizin Murat Bey. Şimdi bu seçimde çok ciddi bir sivil toplum örgütü yapılanması var seçim güvenliğiyle ilgili. Bence başarılı olacaklar ama Sayın Vekil'in dediği gibi olay orada bitmiyor. Birleştirme tutanaklarında ne olacak? 49 iken 59 yazarsa ne olacak? Gibi böyle pek çok içine girebilecek mi bu sivil toplum kuruluşları? Oralara bildiğim kadarıyla bir tek avukatlar giriyor. İyi seçim kurullarının içine girebilecekler mi? Oradan şeye gidecekler mi? Şunu söyleyeyim. Fakat bütün hepsini bundan evvel yapılanlarda göz önünde bulundurduğumuz zaman yaklaşık bir seçimin üzerinde oyların %1-2'si kadar bir oynama yapılabiliyor. Fakat bu seçimde bu 1-2 önemli. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, seçimden önceki son Medyascope TV açık oturumunu izlediniz. Elbette bir hafta sonra 28 Haziran'da tekrar açık oturumla birlikte olacağız sizlerle. Ama pazar günü Medyascope ekranlarında yine sizlerle birlikte olmayı arzu ederiz. Biz pazar günü sandıklar kapandıktan sonra Medyascope TV'de yine yayında olacağız. Açık oturum saat 22 itibariyle çok daha fazla sayıda konukla birlikte yayında olacak pazar günü seçimlerde. Seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Konuklarıma katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim.